Bu dersimizde uzayda doğru denklemi yazmayı öğreneceğiz. Şimdi bir başlık atalım. Uzayda doğru denklemi. Artık 3 boyutlu uzayda bir doğru denklemi nasıl yazılıyormuş öğrenelim. Bakın elimizde bir D doğrusu var. Şimdi öncelikle bizim doğru denklemi yazabilmemiz için doğrunun üzerinde doğru denklemini sağlayacak bir noktaya ihtiyacımız var. X1, Y1 ve Z1 A, D doğrusu üzerinde bir nokta olsun. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Eğer bizim uzayda bir D doğrumuz varsa bu D doğrusuna paralel ve D doğrusunun temsili olan bir V doğrultmanı bize verilmek zorunda. Bakın V doğrultmanının koordinatlarını A, B, C verelim. Şimdi artık bizim doğru denklemini yazabilmemiz için bakın nelere ihtiyacımız var. Şimdi evet bir paralellik söz konusu ama biz ne diyeceğiz? Biz ancak vektörlerde paralellik kullandığımız için D doğrusu üzerinde bir P noktası alıyorum. Ve bakın bunu yönlendirip bir vektör yapıyorum. AP vektörü. AP vektörü nasıl tanımlanmıştı? P eksi A olarak. Yani X, Y, Z eksi A noktası X1, Y1, Z1. Şimdi ne oldu? X eksi X1, Y eksi Y1, Z eksi Z1 bizim artık AP vektörümüz oldu. Pekala. Elimizde ne var? Bir V vektörüne paralel bir AP vektörü değil mi? Hadi şimdi bakalım onlarla ilgili konuşalım. Madem AP vektörümüz artık doğrultmana yani V'ye paralel oldu. Artık bunların x'leri, y'leri ve z'leri birbirleriyle ne olmak zorunda? Orantılı olmak zorunda. O halde yazalım. Neydi? X eksi x1 bölü bakın doğrultmanın x'i. Güzel. Y eksi y1 bölü doğrultmanın y'si. Devam. Ve z eksi z1 bölü doğrultmanın c'si bize D doğrusunun denklemini verecektir. Pekala, hadi biraz bunun hakkında konuşalım. Şimdi madem elimde bir doğru denklemi var, ya bunu soruyu tersten sorarsa? Yani doğru denklemini verip doğrultmanı isterse ne diyeceğiz? Bakın D doğrusunun denklemindeki A, B, C bizim doğrultmanlarımız değil mi? Yani doğrultmanlarımızın koordinatları ve bakın üzerindeki bir nokta için x1, y1, z1 diyeceğiz. Peki neye dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar bakın asla burada şu şekilde bir şey söz konusu olamaz. Eksi x artı x1 bölü misal a. Bu şekilde bir şey kullanamayız. Bizim bunu öncelikle eksi parantezini alarak dikkat x eksi x1 bölü a yapıp ve bakın eksiği doğrultmana vermemiz gerekecek. Bu düzenlemelere dikkat. Peki başka düzenlemeler nerede gelecektir? Eğer doğrultmanlarımızdan birinin koordinatları misal AB 0 olsun. Peki bu şekilde nasıl yazacağız? Diyeceğiz ki x eksi x1 bölü a. Güzel. Y eksi y1 bölü b. Ama bakın paydaya 0 yazamayız. Virgül diyeceğiz. Z eşittir. Değil mi? Bakın z eşittir b diyerek bitireceğiz. Demek ki bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Hadi bir örnek yapalım. Bize bir nokta verilsin ve biz doğru denklemimizi yazalım. Sorumuz şu şekilde geliyor. A eksi 1, 3, eksi 2 noktasından geçen ve 2 eksi 1 3 vektörüne paralel. Doğrunun denklemi. Bakın. Neye dikkat ediyoruz? Doğrultman dememiş değil mi?
Ama ne demiş? Doğruya paralel bir vektör dediyse bu sizin artık doğrultmanınız oluyor. O zaman başlıyorum. Elimdeki D doğrusu, üzerindeki A noktası, hop bir tane P seçiyorum, X, Y, Z. Ne diyorum? A, P. X, eksi eksi bir, dikkat. Y, eksi 3 ve Z, eksi eksi 2. Güzel. Bir de doğrultmanım vardı. Artık A, P doğrultmana paralel. Haydi yazalım. Başlıyorum. Şunun koordinatlarını da yazalım. 2, eksi 1, 3. X'i X'ine. Y'si Y'sine. Ve Z'si Z'sine orantılı olacak şekilde bakın doğrunun denklemi yazılır.